Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Amasya Merzifon'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Ana ben şeydeyim. Aksaray'dan olsun arkadaşlar. Ben Aksaray'daydım, unuttum yine. Sürekli açılış öyle yaptığım için. Amasya dedik. Şu an Aksaray'dayım. Şöyle güzel bir çörek tarifiyle sizlerleyim. Malzemelerimiz çok kolay, evde olan malzemelerden. Hemen şöyle arkadaşlar katalım malzemelerimizi. Bir tane yumurtamız var. Bir çay bardağı ılık sütümüz var. Şöyle bir tepeleme yemek kaşığı şekerimiz. Bunları güzelce bir karıştıralım. Mayamızı şöyle göz karartacağım. Fazla atmayacağım. Yarısını yeterli. Yarısı kaldı. Şöyle karıştıktan sonra bir su bardağı unumuzun tamamını boşalttım şu an. Şöyle bir çay kaşığı da tuzumuz var. Tuzumuzu da ilave ettim. Şöyle yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Şöyle hamurumuzu karıştıktan sonra geri kalan unumuzu bir bardak daha yavaş yavaş ilave ederek yoğurmamıza devam edelim. Nazik artık video atmaya başladı arkadaşlar. Toplumunda paylaştın değil mi? Toplumda paylaştı. Bugün tekrardan atacak inşallah. Ona da destek verirseniz çok mutlu edersiniz beni. Allah hepinizden razı olsun. Kanalın ismi Nazik Ilgaz. Yeni gelen takipçilerim bilmiyorlarsa Nazik Ilgaz'ın kanalına girip destek olabilirler. Nazik Ilgaz. Profil resminde Nazik Ilgaz'ın resmi var. Şimdi hamurumuzu şöyle güzelce bir sıha sıha yoğuralım. Burada eritmiş olduğum bir yemek kaşığı tereyağım var arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Şöyle çekeyim yanıma. Bunu da hamuru yoğurduktan sonra üzerine katıp hamurum biraz sert olacak. Ondan sonra onunla da beraber yoğuracağım. Hamurumu bayağı toparladım. Şimdi şöyle eritmiş olduğum tereyağımı, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu olan tereyağımı hamuruma katıp yavaş yavaş hamuru biraz yumuşatacağım. İçine alana kadar yoğuralım. Hamurumuz gayet güzel oldu. Yağsını içine tamamen aldı. Şöyle yumuşaklığı da göstereyim yakından. Hemen ağzını kapatıp mayalanmaya bırakalım arkadaşlar. Bu arada iç harcımızı hazırlayalım. Şöyle iki tane patatesimiz var. Bunları soydum, yıkadım. Haşlamaya vereceğim hemen ocağımıza. Küp küp doğrayalım. Haşlamaya gönderelim bunu. Şöyle haşlamış olan patateslerimizi çatalımızın yardımıyla ezelim. Hatta ezmeden önce şöyle tuzumuzu da ekleyelim üzerine. Hepsini karıştırın birbirine. İsteyen karabiber de atabilir. İçine çok güzel olur arkadaşlar. Ben atmayacağım. Sadece tuz kullanıyorum. Ezmiş olduğumuz patatesimizi şöyle biraz sütümüzle yumuşatalım. Yarım çay bardağı sütümüz var. Onu yavaş yavaş ilave ederek ezmeye devam edelim.
Şöyle hazırlamış olduğumuz içerimizi kenara alalım. Hemen burada hamurumuz yanımızda. Hamurumuzun mayası gayet güzel gelmiş. Zaten az bir hamur elde etmiştik arkadaşlar. Altına onu serpiştirip şöyle ortadan ikiye ayıralım. Birini alt üstüne, birini üst kademesine sereceğim. İç malzememizi ortasına döşeyeceğim. Şöyle kenara alalım. Fazla mayasını kaçırmayacağım. Açması kolay olsun. Az bir un serpiştirip bu okulada damadım söylemiştim size videomu birinde. Sipariş verdim inşallah unutmazlar diye. Böyle bir şey almış arkadaşlar. Benim aldığım oklava şeydi. Sanki söğüttü yani, hafifti, bu biraz ağır. Farklı bir oklava almış. Yine elimizle de şöyle bastıra bastıra açalım. Tepsimizin ortasına göre büyütelim. Çok unlamak istemiyorum. Şöyle biraz elimin yardımıyla. Açmış olduğumuz hamurumuzu şöyle tepsimize getirdim. Hemen tepsinin içine koydum arkadaşlar. Şimdi harcımız olan peynirimizi içine güzelce yağlayalım. Patatesli çörek mükemmel olur. İnşallah sizler de yapar. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum yapanlar arkadaşlar. Yazarsanız yorumlarda sevinirim. Her tarafı eşit gelecek şekilde serelim. Fazla eksiklerini eşitleyerek şöyle. Patateslerimiz üzerine şöyle toz peynirinden 4 dilim koyalım arkadaşlar. Onun üzerine de hatta şöyle sıkıştırıp bir dilim daha çıkartabiliriz yanına. Şöyle 5. dilimimizi de koyalım. Üzerine mozzarella peynirimiz var. Hepsini yine üzerine eşit bir şekilde yayalım. Misafiriniz gelirse arkadaşlar bu çörek mükemmel. Yapmanızı gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Hemen şöyle çöreğimizi kenara alıp üst katını hamurunda açalım. Hamuru dediğim gibi biraz sertliyordum arkadaşlar. Düzgün açılması için. Hemen altına tekrardan onu serpiştirip oklavama devam edeceğim. Aynı boyutta açalım, büyütelim.
sıfatında aynen açtım. Şöyle oklavamı yardımıyla hemen üzerine serelim. Kenarlarını. Şöyle yapıştırdık. Şu kısmında şöyle yuvarlak olsun diyerek altına bükelim arkadaşlar. Daha güzel olur görselliği. Evet, şöyle çöreğimiz çok güzel kızardı arkadaşlar. Yumurta sürmediğim için böyle kızartırdım, böyle kızarması gerekiyor. Hemen fırından alıp üzerine tereyağı erittim, onu süreceğim. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağımızı üzerine şöyle sürelim. Hamurumuz biraz yumuşasın. Şöyle maydanozumuz var, koyu maydanozu. Onları da ince ince doğradım. Üzerine gezdirelim. Ve keselim. Şöyle. Şöyle çöreğimizin dilimlerini açtık. Bir bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Muhteşem diyor ya. Evet, patatesli çöreğimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. Hoşça görüşürüz. Asacım, ey salla.